Bodrum'a katıldıkları tekne turu sonrası rahatsızlanarak tedavi altına alınan Rus rehberlerinden biri daha hayatını kaybetti. Vahim olay sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Bodrum'daki yat turuna katılan Rus rehber Maria Shevelyova'nın hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı açıklamasında 21 Rus'un zehirlenmesiyle ilgili olarak şüpheli içkilerden numune alınarak analize gönderildiğini, analiz sonuçlarına göre gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını duyurdu. Orkan Denizcilik Şirketi'ne ait Orkan 5 teknesine ikram edilen alkollü içkilerden tüketen 21 Rus, iştahsızlık, hafif bulantı ve bulanık görme şikayetleriyle Bodrum'daki sağlık kuruluşlarına başvurmuştu. Hastanede tedavileri süren Ruslardan 4'ünün de durumu ağır. Tarım Bakanlığı açıklamasında şu bilgiler verildi. Söz konusu şüpheli içkilerden Eagle Blow marka vodka ve cin'den, ayrıca rakı 7 markalı rakıdan olay yerinde numune alınmış, Mr. Bourdon marka viski numunesi teknede bulunamadığından Antalya İl Müdürlüğü'ne bilgi verilerek Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü'nce denetimiyle numune alınması sağlanmıştır. Ayrıca teknede turistlerin alkollü içkiyle birlikte aldıkları Blue Energizer ve Dragon markalı enerji içeceklerinden de numune alındı ve İzmir İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Tarım Bakanlığı içkilerin Yasmin firması tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal edildiği bilgisini de verdi. Yasmin firmasınca 2100 şişe viski, 180 bin şişe cin ve 180 bin şişe vodka ithalatı için kontrol belgesi alınmış, 240 şişe viski, 5760 şişe cin, 6000 şişe vodka, 6 Nisan 2010 tarihinde ithalatı yapılarak Alanya'ya gönderilmiştir. İçkilerin Ankara'da bulunan Birlik firması tarafından dağıtımının yapıldığı belirlenmiştir. Antalya, Mersin, Muğla ve Ankara'da il tarım müdürlüklerine söz konusu içki denetimlerinin sıklaştırılması konusunda talimat verilmiştir. Söz konusu içki olayıyla ilgili denetim ve kontroller emniyet müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yapılmaktadır. Numunesi alınan içkilerin analizleri bu hafta içerisinde sonuçlanacak ve buna göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Alkollü içkiler konusuna 2010 yılında alkollü içki üreten iş yerlerine toplam 476 adet denetim yapıldığı belirtilen açıklamada, bu denetimler sonucunda 14 adet ceza verildiği, 2 olayın da savcılığa intikal ettirildiği bildirildi. Açıklamada 2011 yılı ilk 4 ayında da alkollü içki üreten iş yerlerine yapılan toplam denetim sayısı 157 adet olup, bu denetimlerde verilen para ceza sayısı 5 adettir. Geçmiş olsun.